Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ticari işletmelerle ilgili hukuki işlemler başlığımızın ikinci bölümü. Ticari işletme rehnine ilişkin hükümlerimiz. Ticari işletme rehnine ilişkin hükümlerle ilgili öncelikle mevzuat bilgisiyle başlayalım. Sevgili arkadaşlar, ticari işletme rehni TTK'da düzenlenen bir başlık değildir. Türk Ticaret Kanunu metni dışında özel bir kanunda yer alır ticari işletme rehnine ilişkin hükümler. Bu kanun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe giren 6750 sayılı ticari işlemlerde taşınır rehni kanunudur. Kanunumuz henüz taze bir kanun. 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girdi arkadaşlar. Dolayısıyla da daha çok yeni bir kanun olduğu için de daha geçmiş yıl sınavlarına baktığımızda çok fazla bir çıkmış soru sayısı yok 2017'den beri. 2017 öncesinde eski kanun zamanındayken arkadaşlar çokça sorulan bir başlıktı. Ama 2017'den sonra eski kanunun bütün hükümlerini değiştirdiği için neredeyse bu 6750 sayılı yeni kanunumuz henüz ÖSYM çok bütün sınavlarda daha tercih etmedi ticari işletme rehnine ilişkin soruları. KPSS'de 2017'den beri 2 tane çıkmış sorumuz var. Hakimlikte, adli hakimlikte yine 2 tane çıkmış sorumuz var. Yani toplamda bir tane de bir kurum sınavında çıkmıştı. Toplamda 4-5 tane sorusu olan bir başlıktır bizim için henüz. Yani 2017'den bu yana henüz. Bu aslında azımsanacak bir sayı değil çünkü kanun zaten daha yeni arkadaşlar. Birkaç yıl içerisinde daha fazla tercih edilmeye başlanacak. Çünkü geçmiş yıllara baktığımızda bir yıl sorması, ertesi yıl kesin rehinle alakalı bir soru sormuş. ÖSYM sever ticari işletme rehnini arkadaşlarım. Bu nedenle de her ne kadar TTK'da yer almasa da ticari işlemlerde taşınır rehni kanununun ticari işletme rehnine ilişkin aktardığı hükümler bizim için çok önemli. Tabii bir de şunu da belirteyim, kanunumuzun adı gördüğünüz gibi biraz uzun. Bundan sonra kanunumuzu kısaltarak TİTREK diye anacağız. TİTREK, ticari işlemlerde taşınır rehni kanunu. Anlaştık? Şimdi TİTREK'le ilgili düzenlemeleri incelemeden önce şunu bir hatırlayalım. Sevgili arkadaşlar, rehin sözleşmelerinin amacı nedir ve genel hükümleri hangi kanunlarda düzenlenmiştir? Şimdi bu noktada metni kanuna bir selam vermek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki rehin sözleşmelerinin temel mantığı yani genel hükümleri Türk Medeni Kanunu'nun eşya hukuku kitabında düzenlenmiştir. Şimdi o zaman biz kendi kanunumuzu bir kenara bırakıp önce medeni hukukla alakalı bilgilerimizi bir hatırlayalım bize gerekli olan. Medeni kanun gereğince rehin sözleşmesi yapmanın mantığı nedir? Borcu teminat altına almak, yani güvence altına almak arkadaşlar. Borçlu rehin sözleşmesi yaparak bazı mal varlığı unsurlarını, borca yeter düzeydeki mal varlığı unsurlarını alacaklıya teminat göstererek borcun ödeneceğini garanti etmiş olur. Şimdi o zaman bir somut örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki Etrabe'den 1 milyon TL'lik bir borç istedim. Etrabe'cim bana 1 milyon TL verebilir misin? Bak gördünüz mü? Hemen dedi hocam ne demek cep harçlığı. Etrabe bana 1 milyon TL'yi verecek, duydunuz, şahitsiniz. Evet. Ama dedi ki hocam dedi bu ekonomik koşullarda ya ödeyemezsen. Dedim doğru haklısın Etrabe, böyle bir şey var yani şu anda kimse borcunu ödeyemiyor biliyorsunuz ki. E ne yapalım Etrabe dedim. O da dedi ki hocam dedi bana bu borcun ödeneceğine dair bazı şeyleri teminat göster, güvencem olsun. Haklısın dedim, tamam şöyle yapalım. 1 milyon TL'yi bana ver, seninle bir rehin sözleşmesi yapalım. Ben sana arabamı güvence göstermiş olayım. Olur dedi. Bu arabam olabilir, evim olabilir, arazim olabilir. 1 milyon TL'lik borcumu karşılar düzeydeki herhangi bir mal varlığım, ticari işletmem dahi olabilecek işte arkadaşlar. Ben de arabamı rehin gösterdim. 1 milyon TL'yi karşılar düzeydeymiş değeri diyelim ki. Rehin sözleşmemizi yaptık. Borcumu aldım. 8 aylığını aldım diyelim ki ben bu borcu arkadaşlar. 8 ay sonra vadesi geldiğinde borcumu tıkır tıkır geri ödedim. Kural olarak rehin hakkı son buldu. Kural olarak diyorum. Çünkü biliyorsunuz medeni hukuktan taşınmaz rehinleri, ipotekler yani tapudan tescille kurulur. Ve borç ödense de tescille gelen bir şey terkinsiz gitmez. Tescille gelen terkinle gideceği için ipotek gibi rehin türlerinin mutlaka tescilinin terkin edilmesi gerekiyor. Bu istisnayı kenara ayırdığımızda arkadaşlar kural olarak borçlu borcunu ödediğinde rehin hakkı son bulur. Arabamı rehin gösterdiysem Etrabe arabayı bana tekrar iade eder. Ama ikinci ihtimal, 8 ay geçti, vade geldi çattı ama ben borcu ödeyemedim. Ne yapacağız? Rehinli mal mülkiyeti Etrabe'ye mi geçti?
Hayır. Biliyorsunuz ki rehin borçlusu borcunu ödeyemediğinde rehinli mal alacaklının mülkiyetine geçmez. Biz buna Türk mevzuatında arkadaşlar. Hah, bak şimdi geliyor, çok güzel. Asıl soru bu zaten. Ne yapacağız şimdi rehinli mal alacaklığa geçmiyorsa? Biz buna lex commissaria. Lex commissaria yasağı adını veriyoruz. Lex commissaria Türk mevzuatında yasaktır. Çünkü lex commissaria'nın mantığı şu. Bazı ülkelerde uygulanıyor. İşte borçlu borcunu ödeyemezse, arabamı rehin göstermiştim ya, araba alacaklının oluyor mülkiyet olarak. Buna lex commissaria denir. Bizde böyle olmaz. Bizde araba alacaklının olmaz. Bu yüzden bizim hukuk sistemimize lex commissaria yasağı olarak yansımış. Bizde yasaktır lex commissaria. Peki ne yapacağız? Aynen. Bu mal etrabenin olmayacaksa etrabe ne yapacak? Evet, para da gitti. Hah, para da gitti. Araba nerede? Para nerede? Yok şu anda hiçbiri. Bir güzel yedim ben onları. Bu araba etrabenin olmuyor arkadaşlar, ama şöyle oluyor. Etrabe icra iflas kanunu hükümlerince. Alper hocamla inceleyeceksiniz icra iflas ders videolarında arkadaşlar. İcra iflas kanunu hükümlerince rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatacak. Ne yapacak? İcra dairelerine gidecek. Diyecek ki bu kadın benden 1 milyon TL aldı. Karşılığında arabasını rehin gösterdi ama ödemiyor borcu. İcra dairesi de diyecek ki tamam dur sakin ol, biz hemen bir takip başlatalım. Bir gönderelim bakalım, bir ödeme emri yollayalım ilamsız RPÇ'ye yapıyorsak. Ödeme emri gelir bana, bakarım borcu hala ödememişimdir. O zaman takip kesinleşir. Tabi RPÇ'ye takiplerini daha detaylı göreceksiniz. Takip kesinleşir. İcra dairesi kanalıyla etrabenin vermiş olduğu, daha doğrusu benim etrabeye güvence olarak göstermiş olduğum araba icra dairesi kanalıyla satılır arkadaşlar. Satış parasından, elde edilen satış parasından rehin alacaklısı etrabe parasını kurtarmaya çalışır. Hocam bunu sen yapabiliyordun. Niye devlet yapıyor bunu? Ben yapabiliyordum ama ben sana arabayı satmak için değil, sadece güvence için verdim. Ama sen de satıp verebilirsin. Tabii ki ben de satıp verebilirim de borcunu ödemeyen bir kişi bunu kolay kolay yapmayacak demektir. Muhtemelen kaçıracağım ben o arabayı. O yüzden işte böyle olmasın diye. Ha bak ne olur, anlaşırsak olur bak. Sana derim ki bak, başlatma RPÇ'yi, ben gideyim arabamı satayım, ben sana o satış parasından vereceğim. Böyle yapabiliyorsam eğer, sen taraflar olarak bunda hemfikir olduysak sıkıntı yok. Ama ben ödemiyorum, ödememekte de ısrar ediyorum. O zaman işte RPÇ'ye gidiyorsun, tamam? Direnmiş yani, bu borçlu ödemeyecek belli. Niyet de yok, ödemem. Gidiyorsun, RPÇ'ye yapıyorsun o zaman. İşte temel olarak rehin haklarının mantığı Türk mevzuatında yani böyle. Etrafı parasını aldı. İnşallah. Araba kaçtan satılır bilemeyiz. Hocam ya. Çünkü icra dairesi bu arabayı açık artırmayla satacak. Etrafı. Açık artırmayı biliyor musun sen? Yok. Açık artırma demek o araba mesela 1 milyon TL'lik bir arabaysa, icrada görecek arkadaşlar bunu. Satış usulünde %50'den ihale açılır. Buna biz muhammen değer diyoruz, tahmin edilen değer. Tahmin edilen değer 1 milyonsa arabanın 500 bin TL'den ihaleye çıkartılır. Sonra ihale demek, açık artırma demek, birileri teklif sunmaya başlar. Ben 510 bin TL veriyorum, ben işte 550 bin TL veriyorum. Ha işte böyle açık artırmayla satışa sunulur, artık en yüksek teklifi veren kimse. Atıyorum en yüksek teklif 1 milyon 200 bin TL'ymiş. 1 milyon 200'e satıldı, o zaman senin paran kurtuldu. 1 milyonu sana verilir, 200 bin lirası borçluya. Ama işte daha düşük değerden satılırsa, o zaman sen alacaklı olarak sadece kendine gösterilen rehinli malı değil, benim artık başka mallarımı da haciz edebilir hale gelirsin. Başka mallarım için hacizler yaparsın, icra takipleri yaparsın. Sana acıdım hocam. Tabii varsa başka malım gülüm. Sana acıdım hocam. Vallahi var ya, ben sana bir şey diyeyim mi? Türk mevzuatında şu anda özellikle de bu ekonomik krizlerden, pandemiden sonra filan, borçlular değil alacaklılar sıkıntıda. Alacaklılar gidiyor borçlu icra takibi yapıyor. İcra iflas kanununda Alper hocam anlatacak. O kadar haciz yasak mal var ki borçlunun çoğu malına dokunamıyoruz artık. Öyle olunca da alacaklılar alacağını almak için bekliyorlar. Böyle bir hani lüks bir malı olsun da oradan alacağımızı almaya çalışalım diye. O yüzden kolay kolay. 1 milyonu gitti. Aynısı gitti yani, biraz öyle görünüyor. İnşallah başka malın varsa oradan kurtarırsın. Evet, ticaret etme rehni dediğimiz mantık işte medeni kanunun hükümlerine dayalı olarak arkadaşlar
özel şekilde nasıl karşımıza çıkıyor? Kendi kanunumuzu incelemeye başlayalım şimdi. Kendi kanunumuzda arkadaşlar şunu bir değerlendireceğiz öncelikle. Ticari işletme rehni kanunu, yani titrek dediğimiz ticari işlemlerde taşınır rehni kanunu. Acaba taraflar kim olarak yapılabilir? Yani bu sözleşmenin tarafları kim olabilir? Dedim ya kanunumuz 2017'de yürürlüğe girdi diye. 2017 öncesindeki eski rehin kanununda, ticari işletme rehni kanununda çok başka taraflar olabiliyordu. 2017'den beridir ilk değişikliği taraflarda yaptı kanunumuz. Bakalım titrek gereğince ticari işletme rehni sözleşmesinin tarafları kim olabilir? Bir rehin alacaklılarını inceleyelim. Hocam sayenizde rehin ne demek anladım. Çünkü rehinde bir de şöyle bir mantık var ya, zorla almak gibi yorumlanıyor bazen. Hukuki olarak rehin demek malını güvence veriyorsun. İkinci kısım rehin borçluları. Rehin alacaklıları ve rehin borçluları kimler olabilir titrek gereğince? Sevgili arkadaşlar, rehin alacaklıları için 2017'den beri kanunumuz diyor ki kredi kuruluşları olabilir. Mesela banka kredi kuruluşudur değil mi? Mesela kooperatifler olabiliyor kredi kuruluşu şeklinde faaliyet gösteren. Artık kredi kuruluşu niteliğindeki ne gibi bir oluşum varsa. Bunlar titrek gereğince rehin alacaklısı olabilir. Bunun karşılığında rehin borçluları kimler olabilir dediğimizde adı üzerinde ticari işletme rehni kanunu. Dolayısıyla da adı üzerinde. Adı üzerinde. Yok. Adı üzerinde ticari işletme rehni ile alakalı hükümlerden bahsediyoruz. Yani tacir rehin borçlusu olabilir. İlk rehin borçlumuz. Birinci videoyu hatırlayın. Esnaf işletmelerinden bahsetmiştik. İkinci videoda da devamını görmüştük. İkinci videomuzun bir yerinde de şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Hem esnaflara hem tacirlere ortak uygulanan hükümler. Onlardan bir tanesi titrek tabiyetinde olmakta arkadaşlar. Yani tacir bu rehni kurabildiği gibi işletmesi üzerinde esnaflar da kurabiliyordu. Bak biz bunu gördük geçtiğimiz. İkisi değil sevgili arkadaşlar. Bu ikisi eski kanunumuzda da vardı zaten. Hocam orayı bir daha alabilir miyiz? Bunu gördük eski şeylerde. Bunu gördük eski videolarda. Hem tacirin hem esnafın bu rehni kurabileceğini inceledik. Ama sadece ikisi değil. Eski kanunda sadece ikisiydi. Sadece tacir ve esnaf bu rehni kurabiliyordu. Ama yeni kanun 2017 tarihli titrek bu ikisinin yanına çiftçiyi de ekledi arkadaşlar. Çiftçiler de bu rehni kurabilirler işletmeleri üzerinde. Üretici örgütleri eklendi. Dikkat, tüketici örgütleri değil, üretici örgütleri. Ve son olarak da serbest meslek erbabı, gerçek veya tüzel kişiler. Bakınız, yeni kanunda rehin borçlusu kalemleri 5 kişiye çıkartılmıştır. İşte bir ticari işletme rehini sözleşmesinin, dikkat kendi kanunumuzdan bahsediyoruz artık, medeni kanun hükümlerinden değil, karıştırmayın. Titrek gereğince ticari işletme rehini sözleşmesinin alacaklısı kredi kuruluşu olabilir, borçlusu bu 5'inden herhangi birisi olabilir. Ayrıca titreğin yapmış olduğu çok büyük değişikliklerden birisi de şöyle taraflar konusunda arkadaşlar. Dedi ki titrek, rehin alacaklısı kısmında yine tacir veya esnaf yine yer alabilir dedi. Bak bu büyük bir değişiklik. Tacir veya esnaf eski kanunda sadece rehin borçlusu olabiliyordu. Yeni kanun tacir veya esnafın rehin alacaklısı olabileceğini de düzenledi arkadaşlar. Ama bu düzenlemeyi yaparken şu detayı da söyledi bize. Dedi ki rehin alacaklısı tacir veya esnafsa bunun karşılığında rehin borçlusu kısmında da yine sadece tacir veya esnaf yer alabilir. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir rehin sözleşmesinin, ticari işletme rehni sözleşmesinin alacaklısı kredi kuruluşuysa borçlusu tacir olabilir, esnaf olabilir, işte üretici örgütü olabilir, çiftçi olabilir, serbest meslek erbabı, gerçek veya tüzel kişi olabilir. Ama bir ticari işletme rehni sözleşmesinin alacaklısı tacirse borçlusu çiftçi olamaz. Borçlusu üretici örgütü olamaz. Serbest meslek erbabı, gerçek veya tüzel kişi olamaz.
Alacaklı tacirse borçlu tacir ya da esnaf olacak. Aynı şekilde alacaklı esnafsa borçlu yine tacir veya esnaf olacak. Yani ikisi arasında bütün dörtlü kombinasyonları kabul ediyoruz. Anlaştık? Taraflarla ilgili yaptığı yenilik bu şekildeydi arkadaşlar titreyin. Şimdi gelelim sözleşmemizin prosedürüne. Sözleşmemiz nasıl hazırlanacak? Sonuçta bir rehin veren var, bir de rehin alan var değil mi? Şimdi rehin verenle rehin alan arasında ticari işletme rehini sözleşmesini hangi şekilde hazırlıyoruz? Beraber tahtayı hazırlayalım arkadaşlar bu konuda. Taraflar hususunda ve sözleşmenin yapılış biçimi hususunda yine önemli bir değişikliğimiz var. Ama bir yandan tahtayı silerken size bir yandan da eski kanun karşılaştırmasını yapayım. Eski kanunumuzdayken ticari işletme rehni sözleşmemiz tek bir prosedürle hazırlanıyordu. Yani tek bir şekli vardı. Sadece o şekilde yapabiliyorduk ticari işletme rehni sözleşmesini. Ama yeni kanun yine eski usulü devam ettiriyor. Yine eski usulde rehin sözleşmesi prosedürünü hala burada da görüyoruz. Ama yanına yeni bir prosedür daha ekledi. Bakalım ne eklemiş. Bu sözleşmenin prosedürü. Dedi ki yeni kanun, isterse taraflar rehin alan, rehin veren yazılı bir rehin sözleşmesi yapabilirler. İşte bu yazılı sözleşme eski kanunda da vardı zaten ama sadece yazılı yapılıyordu zaten. İsterseniz taraflar olarak yazılı bir sözleşme yapabilirsiniz. İsterseniz de artık ticaret hukukunun elektronik ortama ayak uydurması sebebiyle elektronik sözleşme de hazırlayabilirsiniz. Yani bilgisayar ortamından sözleşmenizi yapabiliyorsunuz artık, hazırlayabiliyorsunuz. Şimdi eğer yazılı sözleşme hazırlamışsa taraflar, sözleşmelerini kendileri oluşturmuşlar, yazarak oluşturmuşlar. Böyleyse tabii ki taraflar bu sözleşmeyi imzalayacak değil mi? İmzalar noktasında da yine ikili bir prosedürümüz var. İmzalar için ya noter onayı yaptıracaksınız. Yani taraflar kendi aralarında imzaladılarsa eğer bu sözleşmeyi, sözleşmenizle beraber notere gidiyorsunuz ya noter onayı yaptırıyorsunuz imzalar için. Ya da arkadaşlar imzalar direkt olarak sicil memuru huzurunda atılıyor. Sonuçta biz biraz sonra bu sözleşmeyi tescil ettireceğiz. Bu da şart. İşte bunu yaparken ya kendiniz hazırladığınız sözleşmenizi yazılı şekilde gittiniz sonra noter onaylattınız ya da sözleşmenizi imzalamadan sicile gittiniz. Sicil memurunun huzurunda taraflar olarak imzanızı attınız. O halde tekrar bir noter onayına ihtiyaç kalmadı. Çünkü bu sicil de resmi sicil zaten arkadaşlar. Resmi bir makam yani. İşte bu şekilde bir yazılı prosedürle hazırlayabilirsiniz sözleşmenizi. Ama gördüğünüz gibi biraz uzun bir prosedür. Böyle uzun bir işlemle uğraşmak istemiyorsanız, daha kolay halledelim diyorsanız elektronik sözleşmede yapabilirsiniz diyor yasa. Elektronik sözleşmeler nasıl imzalanacak peki? Tabii ki güvenli elektronik imza ile. Yani kısaca e-imzalı hazırlanacak arkadaşlar. Şimdi bu noktada bir parantez açalım. Bu sefer de borçlar kanununa gidelim. Güvenli elektronik imza 1 Temmuz 2012'de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile hayatımıza katılmıştır. 2012'den beri var olan bir uygulama. Siz borçlar hukuku dersinde arkadaşlar sözleşmelerin şekillerini inceleyeceksiniz. Sözlü sözleşmeler, yazılı sözleşmeler, resmi sözleşmeler adı altında yapılış biçimlerine göre 3 şekilde göreceksiniz. Ve orada yazılı sözleşmeleri incelerken imza prosedüründen, imza usulünden bahsedeceksiniz. İmza nedir? İmza kural olarak Türk Borçlar Kanunu gereğince kişinin kendi el yazısıyla adını, soyadını yazmasıdır. Ama emredici değil. İşte abidik gubidik şekil şükül de yapabilirsiniz tabii ki imza için arkadaşlar. O da yine imza olarak geçer kanunumuzda. İşte bu imzanın yazılı metinlerde hukuk nazarında değer kazanabilmesi için kural olarak ıslak imza olması gerekiyor. Islak imza el ile atılmış imza. El ile atılmış imza derken organ olan el değil. Belki doğuştan elim yoktur benim ve ben kalemi ayağımla kullanmaya alışık bir insanımdır. Böyle de atabilirim, o da ıslak imzadır. Yani ıslak imza o esnada kendi vücudunuzla atmış olduğunuz imzadır. Tamam mı? Islak imzanın mantığı bu. İşte hukukumuzda yazılı metinlerde kural olarak ıslak imza kullanılmalı.
Ama bunun bir takım istisnaları var arkadaşlar. Mesela okuma yazma bilmeyenler. Okuma yazma bilmeyenlerin ıslak imzası yoktur. Bu yüzden noterlikçe onaylanmış parmak izi, mühür, kaşe ve benzerlerini kullanabilirler. Vardır ailenizde, büyük annelerinizde, işte anneannelerde, babaannelerde filan okuma yazma bilmiyorlar. Noter vasıtasıyla kaşe almışlar, işte mühür almışlar filan. Genelde de tabii ki onun ıslak imzası olduğu için bu imzayı, mührü, kaşeyi, parmak izini filan dünyanın en güvenli kasasında saklarlar. Çünkü ben onu bulsam da bir yerde kullansam bu kaşeyi ıslak imzasını atmış oluyor. O yüzden de güvenli tutması lazım. Böyle bir okuma yazma bilmeyenler için parmak izi istisnamız var. Bunun dışında çok sayıda kıymetli evrak. Bak bu ticaret hukukunu da çok ilgilendiriyor zaten. Çok sayıda kıymetli evrak çıkarılıyorsa eğer, özellikle seri halde çıkarılanlarda ıslak imza yerine imza makinesi, mühürler, kaşeler kullanılabiliyor yine. Şimdi ben burada banknotlardan örnek vereyim size. Her bir parada, her bir kağıt parada, banknotlarda kimlerin imzası var arkadaşlar? Merkez Bankası Başkanı'yla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı biliyorsunuz. Her banknotta ikisinin de imzası olur. Bak şu an şu dakika lütfen yanınızda, civarınızda cüzdanlarınız varsa banknotları bir çıkartıp bir karşılaştırın. İki banknotu yan yana getirdiğinizde %95 oranda, tabii ki düşük ihtimalle aynı seriden çıkmış olabilir de, %95 oranda iki banknotta atılan Merkez Bankası Başkanı'nın imzasıyla Başkan Yardımcısı'nın imzasından en az birisi farklı çıkar. Çünkü biliyorsunuz ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştiriyoruz biz. Bir ben kaldım, öbür ayda benim. Bu yüzden de arkadaşlar her banknotta farklı farklı imzalar göreceksiniz. Şimdi düşünelim, yeni atanmış Merkez Bankası Başkanımız ve belki de yeni atanmış Başkan Yardımcımız. Bu paraları imzalarken arkadaşlar böyle her sabah hadi diyerek el ele tutuşup darphaneye gidip hadi bismillah paraları imzalamaya başlıyoruz deyip tek tek mi imzalayacaklar? Tabii ki hayır, böyle bir şey mümkün değil. İşte o zaman darphanede onların imza makineleri var zaten arkadaşlar. İmzaları hazır şekilde var. İşte Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın imzaları bütün banknotlardan tık 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 makinelerle geçiriliyor. Bak bunun gibi, bu da ıslak imzanın istisnasıdır. Ama tabii yine ticaret hukuku için çok önemli bir bilgi. Bu kıymetli evrak, çok fazla sayıda çıkarılan bu kıymetli evrak bir kambiyo senedi ise, kıymetli evrak hukukunda göreceğiz biz bunu. Bir kambiyo senedinde ıslak imza şart. Poliçe, bono, çek. Bu üçünde ıslak imza şart. Başka hiçbir imza olmaz. İşte son imza çeşidi de borçlar kanununun ıslak imzanın istisnası olarak e-imzadır arkadaşlar. E-imzalar da ıslak imza yerine geçer diyor borçlar kanunu. Ama diyor ki yine de e-imza ıslak imza yerine geçse de resmi şekle tabi işlemlerde, özel şekil şartı aranan işlemlerde ve teminat amacı güden işlemlerde e-imza kullanamazsın diyor bana borçlar kanunu. Tamam, şimdi düşünüyorum. Teminat amacı güden sözleşme ne demek? Mesela kefalet sözleşmesi. Mesela rehin sözleşmesi. Bunlar teminat amacı güden sözleşmelerdir. Ve Türk borçlar kanunu gereğince bu tarz sözleşmelerde e-imza olmaz. Geçersiz olur. Peki sevgili arkadaşlar, bu ne? Bu da rehin sözleşmesi. Ama bak ben ne diyorum? E-imzalı hazırlayabilirsin. Borçlar kanunu diyor ki e-imzalı rehin sözleşmesi olmaz. Ben diyorum ki ticaretin rehin sözleşmesini e-imzalı yapabilirsin. Demek ki borçlar kanununki kural, bizimki istisna. Hemen altına belirtiyoruz ders notlarımıza. TBK gereğince e-imza rehin sözleşmelerinde kullanılamaz. Bu durumda titrek tek istisnadır. Sadece titrekte, bu da bir rehin sözleşmesi ama titrek gereğince ticari işlemlerde taşınır rehninde e-imzalı sözleşme hazırlayabiliyoruz. Anlaştık. Peki, prosedür gereği sözleşmenizi hazırladınız. Oldu mu? Ticari işletme rehnedildi mi? Hayır. Çok önemli bir aşamaya daha ihtiyacımız var. Şimdi geliyor. Sözleşme tamam. Ama arkadaşlar bu sözleşmenin
ticari işletmenin rehnedilmiş olabilmesi için mutlaka tescil ve ilan edilmesi gerekiyor. Dikkat! Burada tescil yapılmadan, tescil ve ilan yapılmadan ticari işletme asla rehnedilmiş olmaz. Mutlaka bu prosedürden sonra bir diğer prosedür aşaması olarak tescil ve ilan da şart. Peki tescil ve ilan nereye yapılacak? Sevgili arkadaşlar, birkaç video önce ben size söylemiştim ki ticaret hukukunun genel tescil merceği ticaret siciliydi, değil mi? Neydi hocam? Ticaret sicili. Kanunlar aksini düzenlemediği sürece tescillerimiz ticaret siciline yapılmalıydı. 2017'ye kadar bu da öyleydi. 2017 öncesinde ticaret işletme rehni sözleşmeleri de yine ticaret siciline tescil ve ilan ediliyordu. Dili duğulu geçmiş zaman. 2017'den beridir bu hususta değişti arkadaşlar. Artık ticaret işletme rehinleri ticaret siciline tescillenmiyor. Artık ticaret işletme rehinleri için sırf burası için bakanlığın oluşturduğu özel bir sicil var. Bakanlık derken ticaret hukukundayız. Tabii ki Ticaret Bakanlığı'ndan bahsediyorum. Ticaret Bakanlığı'nın sırf bu rehinler için oluşturduğu özel sicile tescil yapıyor arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı'nın burası için oluşturduğu özel sicilin adı, yani ticaret ve rehni sözleşmelerinin tescili için oluşturduğu özel sicilin adı çok düşünülmüş rehin sicili arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu rehin siciline tescil ve ilan yapılır. Tabii hemen teknik bilgilerden de bahsedeyim. Şu rehin sicilini rehinli taşınır sicili olarak da görebilirsiniz. Aynı şey internet portalındaki adıyla da arkadaşlar TARES'tir. TARES. Taşınır rehni sicili kısaltması. Şu an internet portallarından TARES diye aratma yapıp ulaşabilirsiniz. Ticaret işletme rehni sicilinin nasıl bir yapıda olduğunu incelemek isterseniz eğer. İşte bu TARES dediğimiz özel sicil, rehin sicili dediğimiz özel sicil arkadaşlar 2017'den beri var olan bir sicil. Çünkü yeni kanunla titrekle yürürlüğe girmiş olan bir sicil. Artık ticari işletme rehinlerinin tescili TARES'e yapılıyor. Tamam. Peki bu tescil ne kadar sürede yapılacak? Bak burası da çok önemli bir husus. Yine eski kanun yeni kanun karşılaştırması yapacağım konuyu daha aktarabilmek için. Eski kanunda arkadaşlar ticari işletme rehninin tescili için rehin tescilinde özel bir süre vardı. Hani TTK'nın genel tescil süresi 15 gündü ya, önceki videolarda bahsetmiştim. Aksi düzenlenmedikçe TTK gereğince yapılacak, ticaret hukuku gereğince yapılacak tesciller 15 gün içerisinde yapılır demiştik. Eski kanun zamanındayken, TİRK zamanındayken 15 günde değil, kanun metninde geçen daha kısa özel bir sürede tescil yapılmaktaydı. Ama 2017 tarihli titrek metnine bakıyorsunuz arkadaşlar. Titrekte TARES'e tescil için özel bir tescil süresi yok. Şimdi titrekte bir süre yok. Önce ben bu bilgiyi tahtaya bir yazayım. Görsel olarak hafızalarda bir kalsın. Titrekte tescil süresi yoktur. Şimdi bu durum nasıl bir vaziyet almasını sağladı buranın? Doktrinsel tartışma. Beni dikkatli dinliyorsunuz. Şimdi ikili bir görüş farklılığı ortaya çıktı 2017'den beridir arkadaşlar. Artık kimi hukukçular diyor ki bunun eski özel versiyonunda, yani TİRK zamanında özel bir süresi varken titrek zamanında özel bir süre koyulmaması demek ki kanun koyucunun artık ticaret işletme rehni sözleşmesini süresiz tescil prosedürüne tabi kıldığı anlamına gelir diyor. Yani kısaca artık demek ki süresiz bu diyor diyen hukukçularımız var. Kanun metninde süre yer almadığı için. Bir kısım hukukçu da diyor ki ya tamam özel kanun süresi genel kanun devreye girer. Kim hukukçular diyor ki özel kanunda bunun süresi yok. O zaman
genel kanun devreye girer. Genel kanun Türk Ticaret Kanunu. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili tescil hükmü bana diyor ki TTK'da, yönetmelikte, herhangi bir mevzuatta bir özel süre verilmediği hallerde tescil 15 gün içerisinde yapılır diyor. İşte o yüzden bir kısım hukukçular da diyor ki özel kanunda süre yoksa TTK'nın 15 günlük süresini uygularız. Bak ikili görüş farklılığı. Kimi hukukçu kanunda süre yok süresizdir diyor. Kimi hukukçu da TTK'nın genel tescil süresi olan 15 gün uygulayacağız diyor. E peki biz hangisini uygulayacağız sevgili arkadaşlar? Biz ÖSYM'nin görüşünü önemseyeceğiz arkadaşlarım. ÖSYM hangisini kabul etmiş? Ticari işletme rehininde tescil için süre var mı diyor? 15 gün mü diyor? Yoksa kanunda süre olmadığı için ÖSYM'de süre yoktur mu diyor? İşte biz bunu doktrinsel tartışmalardan ziyade ÖSYM'nin çıkmış sorularına göre cevaplayacağız. Ama çıkmış soru buradan yok. Çünkü henüz süreyi sorgulamadı. Eski kanun zamanında soruyordu ama eski kanunda cevap vardı zaten. Yeni kanun zamanında muhtemel ki tahminimce, tartışma çok keskin çünkü, neredeyse %50-%50 diyebilirim. Bu yüzden sormadığını düşünüyorum ama bu sormayacağı anlamına da gelmez. Şu ana kadar tescil süresine ilişkin herhangi bir soru çıkmamıştır. Ama dediğim gibi çıkmayacağı anlamına da gelmez. Ama ÖSYM'nin sorusu yoksa biz ne yapacağız? Mecbur ben size kendi görüşümü aktaracağım sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu konuda farklı farklı kaynaklardan aldığınız bilgiler çerçevesinde siz de kendi görüşünüzü oluşturabilirsiniz. Ben şimdi doktrinsel tartışmanın neresindeyim? Süresiz diyenler tarafında mıyım? TTK'nın 15 gün süresini uygulayacağız diyenler tarafında mıyım? Ben 15 günü uygulayacağız diyenlerdenim arkadaşlar. Çünkü TTK açıkça diyor ki tesciller özel süre öngörülmediği hallerde 15 gün içerisinde yapılır. Tabii bunu ticaret sicili için söylüyor ama zaten bu da TTK'da düzenlenmemesine rağmen sadece ticaret hukukunu ilgilendiren bir başlık olduğu için bu maddenin uygulanmasında bir sakınca görmüyorum ben de arkadaşlar. O yüzden ben 15 gün diyen taraftayım. Ama dediğim gibi ben ya da doktrin önemli değiliz. Önemli olan ÖSYM'nin ne diyeceği. Henüz çıkmış sorusu olmadığı için de arkadaşlar bilemiyorum. Eğer böyle bir soru karşınıza çıkarsa ve şıklarda hem süresiz olduğuna dair bir seçenek var, hem de 15 gün olduğuna dair bir seçenek varsa önce bir besmele çekin, ondan sonra işaretlemenizi yapın. Artık hangisi içinizden geliyorsa, hangisine yönelmek istiyorsanız. Çünkü ciddiyim, başka yapacağımız bir şey yok. Doktrinsel tartışma, kanunda cevabı yok bunların. Ama baktınız, şıklarda 15 gün hiç verilmemiş zaten, direkt süresiz diyor. Süresizi işaretle geç. Veya baktın şıklarda süresizlikten hiç bahsetmiyor. 15 gün var. 15 gün işaretle geç. İkisi beraber olursa Allah yardımcınız olsun diyorum. Ve prosedürle ilgili son bilgimi veriyorum. Bu tescili yaptık. TARES'e tescilimizi yaptık. Biraz önce bastırarak dedim ki ticari işletme rehni sözleşmesi tescil edilmediği sürece ticari işletme rehin edilmiş olmaz. O zaman arkadaşlar yapılan bu tescil kurucu tescildir. Bu tescil olmadan ticari işletme henüz rehnedilmiş olmaz. Peki, prosedürle ilgili söyleyebileceklerimiz de bunlardı. Şimdi gelelim bu sözleşmenin içeriği nelerden oluşacak? Yani biz ticari işletme rehni sözleşmesi gereğince bir ticari işletmenin hangi mal varlığı değerlerini rehnettik veya hangi mal varlığı değerlerini rehne konu edemedik? Bu kısmı değerlendireceğiz arkadaşlar ve bu kısım gerçekten önemli olan kısım. Çünkü eski kanun zamanında aşağıdakilerden hangisi üzerinde ticari işletme rehni sözleşmesi kurulabilir, hangisinde sözleşme yapılabilir, yapılamaz? Bu tarz kalıbı çok sık kullanıyordu ÖSYM. Yeni kanun zamanında da işte zaten daha 4-5 tane çıkmış sorusu var dedim ya çeşitli sınavlarda, KPSS'de 2 tane. Yeni kanun zamanında da çok klasik bir soru kalıbı olur. Yine kullanabilir. Aşağıdaki mal varlığı değerlerinden hangisi titrek gereğince rehnedilebilir, rehnedilemez tarzında bir soruyla muhatap olabiliriz. Dolayısıyla da bizim titrek gereğince hangi mal varlığı unsurlarını rehnettiğimizi bilmemiz çok önemli. Bunları da sağ olsun titrek bize tek tek saymış. Ama
Bu kısımdan sonrası yine biraz uzun süreceği için sizleri yormamak adına arkadaşlar ticaret etme rehni anlatımını iki videoya bölmek istiyorum. Bunu burada tamamlıyorum. İkinci videomuzda ticaret etmenin hangi değerleri üzerinde rehin hakkı tesis edilebilecek? Görüşmek üzere.